Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Dün Kayseri'de Türk havacılık tarihi açısından çok önemli bir anlaşmaya imza atıldı ve TOMTAŞ yeniden kuruldu. Diyebilirsiniz ki TOMTAŞ nedir? TOMTAŞ 1925'te kurulmuş Türkiye'nin ilk uçak fabrikası. Ne yazık ki çok uzun ömürlü olamamış. 1925'te başlayan serüven 1928'de çok az sayıda uçağın imalatıyla ve daha doğrusu montajıyla tamamlanmış. Arkasından tesisler bugün Kayseri'de bulunan Hava İkmal Bakım Merkezi'nin de temelini oluşturmuş. Kayseri'de yapılan törene Milli Savunma Bakanlığı ev sahibinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere katıldı. İmza atan kuruluşlar arasında ASFAD Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Tekno Park oldu. Şimdi TOMTAŞ nasıl kuruldu 1925'te? Ki kuruluşu Cumhuriyet'in ilanından önce İzmir İktisat Kongresi'nde ilk olarak ele alınıyor ve genç Cumhuriyet'in gerçekten çok önemli bir yatırımı. Almanlarla birlikte hareket ediliyor. Fakat ne yazık ki o günlerin şartları ve farklı yaklaşımlar, diğer ülkelerin bu konuyla ilgili başarısız olabilmesi için yaptığı adımlar sonrasında TOMTAŞ'ın ne yazık ki tarihi çok kısa bir şekilde sona eriyor. Bugün havacılık tarihi araştırmacısı, yazar Mustafa Kılıç'la birlikte bu fabrikanın tarihine beraber bakacağız. Nasıl kuruldu? Ne yazık ki hangi hatalar yapıldı ve bu fabrika yaşatılamadı? Bunları Mustafa Kılıç'tan şimdi dinliyoruz. Mustafa Hocam, TOMTAŞ'ın biraz tarihini sormak istiyorum size. TOMTAŞ aslında Cumhuriyet'in ilk büyük projelerinden birisi. Nasıl kuruldu? Neden Kayseri seçildi? Bir sizden bir tarihi girişini rica edebilir miyim? Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra biliyorsunuz Türkiye'nin gelişmesiyle ilgili birçok alanda faaliyete girişildi. Bunun en önemli olaylarından bir tanesi 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan İktisat Kongresi. Bu da öncü konulardan bir tanesi de havacılık sanayisinin kurulmasıydı. Bunun için Türk hükümeti Cihan Harbi'nde, Büyük Harp'te dediğimiz Birinci Dünya Harbi'nde müttefikimiz olan Almanlarla zaten Çanakkale'den biliyorsunuz havacılıkla ilgili Alman hava subaylarıyla ve havacılıkla ilgili bir bağlantımız vardı. Dolayısıyla ilk kapısını çaldığımız ya da ilk fikir alışverişi yaptığımız ülke Almanya oldu. Almanya ile ilgili Almanya Berlin Büyükelçimizin yapmış olduğu girişimlerle Junkers yani Profesör Hugo Junkers ile tanışıldı ve onunla ilgili istişareler başladı. Yani Türkiye'de de bir havacılık sanayisinin kurulması amaçlandı. Bu 1923'ten sonra başladı ve biliyorsunuz 16 Şubat'ta da bağdaşacağı için önceden söylemek istiyorum. 16 Şubat 1925'te de Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu. Dolayısıyla 22 Nisan 1925'te uçak fabrikası açılması konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı bir oturumda gündeme geldi. Dediler ki uçak fabrikası nasıl kurarız, ne yaparız? Bunu da öncülüğünü yapan Savunma Bakanı Recep Peker'di. Gündeme getirdikten sonra Atatürk'ün de müdahil olduğu zaman zaman Alman yetkililerle yapılan görüşmelerinin ne derler özetlerini, briefinglerini aldı Atatürk'te. Çünkü o dönemde de bir taraftan da Türkiye'nin gelişmesini fark eden Fransız ve İtalyanlar da Türkiye'ye uçak sanayi ile ilgili çok cazip teklifler, fiyatlar ve girişimlerde bulunuyorlardı. Ama Almanların bir önceliği vardı ve Almanlarla bir anlaşma yapılması için girişimlerde bulunuldu. Mesela 22 Mayıs 1925'te lisans anlaşması yapıldı. İlk olarak Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Junkers'in Türkiye temsilcisi olacak kişi Hans Sachsenberg'le birlikte bir ön anlaşma yapıldı. Arkasından da hemen Ağustos ayında da Junkers'in yetkilileri Ankara'ya geldiler. Ankara'da bu işler artık ciddileşmiş oldu ve kesin anlaşmada 15 Ağustos 1925'te Alman Junkers firmasıyla bir anlaşma imzalandı. Yani bu anlaşmanın amacı da şuydu. Hangi uçakları üreteceğiz? Nerede üreteceğiz? Nasıl yapacağız? Yani bütün bu uçak fabrikalarının ya da uçak sanayinin kurulmasıyla ilgili yol haritasını belirlediler. Bunun az önce senin de sorduğun gibi neden Kayseri? İşte Birinci Cihan Harbi'nde yani Büyük Harp'te Polatlı'ya kadar düşman dayandı. Tabii yani stratejik bir bölge zaten askerlikte de böyle değil midir? Yani hep planlarınızı stratejiye göre yaparsınız. Dolayısıyla yani mesela bir Eskişehir'e de bu uçak fabrikası yapılabilirdi. Ama Birinci Dünya Harbi'nden yani Yunanlıların
Eskişehir'e kadar gelip birkaç kez gelip gitmelerinden sonra stratejik bölge olarak Kayseri, yani Anadolu'nun içine doğru çekilme ihtiyacı hissedildi. Dolayısıyla Kayseri'nin seçimi tamamen stratejiktir. Yani o amaçla Tomtaş kuruldu. Tomtaş kuruldu. Muhtemel Almanların da Birinci Dünya Savaşı'ndaki kısıtlamalar Versay Anlaşması ile birlikte böyle bazı bir Doğru. teknolojinin satılması herhalde söz konusu. Kayseri seçiliyor ve Türkiye Cumhuriyeti ile Junkers bir herhalde bir ortaklık imzalayarak bu hayata geçiyor. Evet. Hangi uçak tipleri için anlaşma gerçekleştiriliyor? Şimdi Almanların o dönemde az önce de vurguladık ya, İtalyanlar, Fransız uçakları o dönemlerde hep bezgerme, ahşap konstrüksiyonlu uçaklar ve gündemdeydi. Ama Almanların o dönemde geliştirdikleri ve yapmaya başladıkları alüminyum gövdeli uçaklar söz konusuydu. Yani son teknoloji. Atatürk de öyle demiyor muydu zaten? Yani teknoloji en iyisini yapmak zorundayız, en ilerisini yapmak zorundayız. Dolayısıyla Almanlar bu anlamda da diğer ülkelere nazaran öndeydiler. Yani alüminyum gövdeli uçaklar yapılıyordu. Bir taraftan da dediğiniz gibi Almanya Versay Anlaşması gereği hem kendi ülkesinde uçak üretemezken bir açılıma da ihtiyaç vardı. Ve Profesör Hugo Junkers'in kurmuş olduğu Junkers firması hem aynı anlamda Rusya'da bir girişimde bulundu. Aynı zamanda da eş zamanlı olarak da Türkiye'de böyle bir işe başladı. Fakat plan şuydu, yani yapılan plana göre Türkiye'de yılda 250 tane Junkers A20 dediğimiz ne derler, biraz eğitimde kullanabileceğimiz, biraz bombardımanda kullanabileceğimiz bir uçak tipini üretmek amaçlandı. Ve arkasından da amaçlar F-13 dediğimiz, yani limuzin, yolcu taşıyabilecek uçaklar üretmek amaçlandı. Plan 250 uçak üzerine kuruldu. Ve böylesine bir anlaşma yapıldı. Anlaşma yapılırken de tabii ki Milli Savunma Bakanlığı ve devletin yetkili makamları bu işlerde öncü oldu. Fakat bu kuruluşun bir ortaklığa ihtiyacı vardı. Az önce de vurguladığımız gibi 16 Şubat 1925'te kurulan Türk Tayyare Cemiyeti de zaten sivil bir toplum örgütüydü. Karşımızdaki muhatap firma da sivil bir muhatap firma. Dolayısıyla Junkers'le, yani Tomtaş'la Türk Tayyare Cemiyeti'nin ortaklığıyla Türk hükümetinin sponsorluğun şeyinde kontrolünde ve ne derler hükümranlığında ve kontrolünde böyle bir şirket kuruldu. Bir Buyurun. aralık tarih alayım sizden. 7 Aralık 1925'te de az önce sözünü ettik ya, Türk Tayyare Cemiyeti'nin girişimlerinden sonra Cevat Abbas ve ilk kurucu başkanı faaliyetleri durdurulunca az önce söylediğimiz gibi Hans Sachsenberg bu Tomtaş'ın kuruluş merkezi yeri Ankara olacaktı. Ankara merkezinde de Refik Koraltan bu şirketin başına getirdi. Refik Koraltan kim? O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sivas Divriği yanılmıyorsam milletvekili mebusuydu. Onu da şirketin başına getirdiler. Dolayısıyla 7 Aralık 1925'te de Vecihi Uykuş da Türk Tayyare Cemiyeti ile ilişkisilince zaten öncü ve bilinen bir havacımız. Onu da Tomtaş'ın Kayseri'de üretileceği uçakların test pilotluğu yapmak üzere de işe aldılar. Onu söylemek istedim. Beyci Yurkuş da bir Türk havacılığının efsane ismi. Sizlerin de araştırmalarınız var bu konuyla ilgili. Vecihi Bey'in Evet. o dönemde Kayseri'de görevlendirilmesi planlanıyor. Sanıyorum bir Almanya seyahati ve bazı bir fabrikanın görülmesi, edilmesi. Bir de o süreci sizden dinleyebilir miyiz? Tabii Birinci Yokuş Junkers'te, yani Tomtaş'la anlaşır anlaşmaz. Öncelikle bir Almanya'ya ne derler Alman fabrikalarına üretilecek A20'lerin ve limuzin uçaklarının fabrikasını, oradaki yapım aşamaları, süreçlerini, zaten bir taraftan iyi bir pilot olmasına rağmen bir taraftan da onu biliyorsun mühendislik ve uçak mühendisliği algısı var. Bunları test etmek, deneyimlemek, gözlemlemek üzere Almanya'ya gönderiyorlar. Fakat 1 Ağustos 1926'da Vecihi Uykuş'u acilen de geri çağırıyorlar biliyorsunuz. Nedeni de ne? Eskişehir'de yapılacak moda deyimle, şimdiki deyimle bir ip dalaşına da pilotluk yapması için. Bak şimdi çok farklı dedim ya, çok olay açılabiliyor aslında. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türk hükümeti Tayyare Cemiyeti ile Junkers arasında bir ortaklaşa bir fabrika kurmaya çalışıyor ama bir taraftan da Fransızlar, İtalyanlar, hatta Çekoslovaklar falan Türkiye'de cirit atıyorlar tabiri caizse. Neden? Kendi uçaklarını, kendi teknolojilerini Türkiye'ye satmak istiyorlar. Bir taraftan ben eminim ve biliyorum ki Amerika'da uzaktan uzaklara bizi çok iyi irdeliyor, gözlemliyor ve biliyorsun tarihi biraz ileri atarsak 1931 yılında Amerika'dan İstanbul'a direkt uçuş yapılıyor. Bunun sebebi size ne olabilir? Sadece neden İstanbul? Çünkü Türkiye
tayyare cemiyetinin gelişmesiyle birlikte yılda 29 tane uçak alıyor. Ya, bu da yaklaşık herhalde ayda 1-2 uçak tekabülü. Düşünsene şimdiki mantıkla. Ayda 2 tane F-16 alıyorsun. İnanılmaz bir pasta. Dolayısıyla bütün yabancı sermayelerin, uçak sanayinin kendini geliştirmek, satmak isteyen firmalar Türkiye'de Alman ve Türk ortaklığını baltalamaya başlıyorlar. Birinci sebeplerden bir tanesi bu, sonuca doğru gidersek. İkinci sebep, Türkiye'deki kurulduğunda TOMTAŞ'ın kuruluşunda bakıyorsunuz ki hakikaten o dönem, yani şartların gereği de biraz öyle. Yani çok eleştirisel anlamda söylemeyelim ama şey yok, teknik personel yok. Yetişmiş uçak mühendisi yok. Uçakçılıktan anlayan insan yok. Biliyorsunuz Vechyurkuş'un uçağını bile test edecek bir mekanizma yok. Çekoslovakya'da test ettirebiliyor. Yani daha Türkiye'de havacılık sanayisinin altyapısı da oluşmamış. Dolayısıyla mebuslardan, ileri gelenlerden, esnaflardan kurulmuş bir yönetim kurulu ofisi TOMTAŞ'ın işleyişinde bence biraz geri kalıyorlar. Bu ikinci sebeplerden bir tanesi bu. Üçüncüsü pardon ismi Burada söyleyemedim. Junkers. Ukka Junkers'in Almanya'daki statüsünde de sallantılar var. Neden var? Çünkü onlar Türkiye'de ve Rusya'da yapacakları yatırım için kendi öz sermayelerinden yeteri bir desteğe sağlayamıyorlar. Dolayısıyla devlete müracaat ediyorlar, Alman hükümetine. Alman hükümeti de onlara bir takım taahhütlerde bulunmasına rağmen istediği şeyi alamıyor. Mali yardım alamıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki yapılan üretimlerde de aksamalar başlayınca Türkiye'de sıkıntılar da başlıyor. Bir taraftan da idari sıkıntılar da başlıyor. Mesela 120 tane Alman işçisinin, teknisyeninin, 5 tane yüksek mühendisin, uçak mühendisinin Kayseri'de konuşlandığını, ki öncesinde de Alman firmasının TOMTAŞ'ın ana binalarını, hangarlarını yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bir Alman personelle Türk personelin çalışması arasında da sıkıntılar başlıyor. Diyorlar ki Almanlar işçiler, o da benim gibi işçilik yapıyor, ben de işçilik yapıyorum, o çok fazla para alıyor gibi. Bunlar da gündeme gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bu süreci de iyi yönetemiyoruz. Yani TOMTAŞ'ın idarecileri de iyi yönetemiyorlar. Almanya'daki sıkıntılar hepsi birleşince maalesef 1928'de, yani 25'te başlayan süreç 1928'de TOMTAŞ'ın kapanmasıyla sonuç buluyor. Bu Şimdi 25 ile 28 arasında hangi uçaklar Kayseri'de yapılıyor? Ne ürün çıkıyor o 3 yıllık sürede? daha doğrusu aslında amaçlanan uçak çıkması söz konusu da değil. Tamamen gemilerle gelen Junkers'in paketleyerek gönderdiği A20'lerin Türkiye'de montajı yapılıyor. Yani bazı kaynaklarda işte 60 tane deniyor ama net bildiğimiz kaynaklar üzerine 30 tane Junkers A20'nin Türkiye'de yapıldığını biliyoruz biz. Sonra 1928'e kadar. tabii 28'e kadar, yani 2,5-3 yıllık süre içerisinde 30 tane montaj yapılıyor. Hatta bir bölümü de Eskişehir'de, hani hep, o da bir mesela yanlış biliniyor. Eskişehir Uçak Fabrikası. Eskişehir'de uçak fabrikası yok, sadece bakım onarım Junkers'e bağlı ya TOMTAŞ'a bağlı bir atölye gibi düşünün. Orada da birkaç tane A20'nin montajının yapıldığını biliyoruz. Tamamen montaj, yani seri üretimine maalesef geçilemedi. 1928 Dolayısıyla 28'de bu ortaklık bitiyor. Sonrasında o evet. tesisler ne oluyor? Şimdi o tesisler bir dönem çok az bir süre kapalı kaldıktan sonra şeye geçiyor. Milli Savunma Bakanlığı'na devrediliyor. Ve hisselerin alınması, Junker'in de mali kayıplarının mahkemece belirlenen rakamlar üzerinden Türk Tayyare Cemiyeti Junkers'e belli bir bedelden ve yatırımları düştükten sonra, işte ne bileyim, bir anlamda karşılıklı anlaşma gereği 520 bin lira gibi bir rakam ödeyerek Junkers devre dışı bırakılıyor. Kısa bir süre orada boş kalan tesisler, yani 28 Mayıs 1928'de kapatılan tesisler Kayseri Tayyare Fabrikası olarak 1932 yılında tekrardan açılıyor. Bu ara işte teminki sözünü ettiğimiz etmenler gene etrafta uçuşmakta. Hemen Amerika'nın Curtiss Wright firması 1931 yılında bir anlaşmayla Türkiye'deki uçak gene montaj olmak kaydıyla üretimine Kayseri'de başlıyorlar. Arkasından Polonya Pezetelli'lerinde üretiminin Kayseri'de yapıldığını biliyoruz. Sonraki yıllarda da Kayseri Tayyare Bakım Merkezi adı altında Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir bünye olarak hala yaşamını sürdürüyor. Şimdi Junkers'in dediğiniz gibi bir Türkiye'de yatırımı oldu. Bir de Rusya'da. Rusya'daki yatırım hakkında hiçbir araştırma yaptınız mı? Şu an yaşıyor mu o fabrika? Tabii başlangıç, yani çok ne derler, entelektüel anlamda çok bir birikimim yok bu konuda, bilmiyorum, çok araştıramadım ama ilk başladığında aynı sorunların Rusya'da da yaşadığını biliyoruz.
Ama ne kadar süre bunu sürdürebildi, ne kadar süre sonra kendini toparlayabildi. Ama bence Rusya oradaki aldığı ateşi çok iyi üflemeyebildi. Ve onu koca bir yangına dönüştürdü. Bugün Rusya'nın biliyorsun havacılık sanayisindeki öncü ülkelerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Ama ilk ateşi oradan da alevlendirdiğini söyleyebiliriz. Bir de sizin ağzınızdan TomTaş'ın açılışını, açılımını alabilir miyim? Ya ona bakın ne dedik? Tomtaş'ın kapanmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi o dönemin yetişmiş havacı mühendisinin, teknisyeninin kalifiye elemanı çok olmadığından vurguladık. Bir taraftan yönetimdeki sıkıntılardan da vurguladık. Ama bakın şimdi bile siz bana bunu soruyorsunuz. Ne diyorsunuz? Tomtaş'ın açılımı ne? Bakın bazı hala akademisyenler, bazı hala tarihçiler Tomtaş'ın açılışında tayyare otomobil Türk Anonim Şirketi diyor. Ya hiç mi okumadınız kardeşim? Yani hiç mi araştırdınız? Elinize bir belge geçmedi mi? Hiç mi yayın dilimiz döndüğünce anlattık o araştırma ihtiyacı duymadınız mı? Tomtaş'ta otomobil yok. Yani diyorlar ki otomobil. Bazıları diyor ki Almanca und o olarak yazılır ve işte V anlamı taşır falan. Hayır. Tayyare motor Türk Anonim Şirketi. Bu kadar basit yani. Sadece tayyare ve motor. Yani uçak motoru da ileriki dönemlerde uçak motorunun yapılması amaçlandığı için tayyare motor Türk Anonim Şirketi olarak Tomtaş'ın açılımı bu. Günümüzde bu tesisler Kayseri'deki herhalde eski hava ikmalin bulunduğu galiba şu an park haline getiriliyor diye biliyorum ben. Doğru öyle bir çalışma olduğunu biliyorum ama bir taraftan da hadi biraz da gülümseyelim diye söyleyelim. Bir ara uçaklar gömülmüştü, arıyorlardı. Hala bulamadılar herhalde bilmiyorum. Umarım bulacaklar yani. Bulursa oraya da bir bir park yaparız herhalde yani bilmiyorum. Bu da bir gülümseme olarak kalsın yani. Mustafa Hocam bunu Evet. gülümseme olarak altını 10 kere çizelim fosforlu kalemle. Çünkü hala birçok insanımız yetkili mercilerden, Türk Hava Kuvvetleri'nden bu konuyla ilgili böyle bir şey yoktur açıklamasına rağmen buralarda bir şeyler gömüldüğü iddiaları ortada. Keşke gömülmüş Devam olsa ediyor. da bulunsa da biz de bir Falkhof 190'a kavuşsak diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Tarih Rica ederim. tekerrürden ibaret olmasın diyoruz. Bu dersler, Olmasın. sizin anlattığınız konular çok çok önemli. Sonunda herkesin benim gördüğüm kadarıyla Almanların da, Amerikalıların da, Fransızların da, İtalyanların da o dönemi bunlar sadece montaj yapılsın, Türkiye herhangi bir katkı olmasın. Zaten yetişmiş iş gücü yok. Biz bunlara işte Evet. 3 yıllık, 5 yıllık süreçte bir şeyler satalım, geçelim olmuş. Bir katkı Ha. olamayınca da ne yazık ki bu projeler, bu çok ciddi girişimler, yani Cumhuriyet'in daha 29 Ekim 1923 kurulmasından önce alınan bir kararın gerçekten çok vizyoner bir şekilde bunlar alınmış ama Türk gibi başlamışız ama Türk gibi ne yazık ki bitirememişiz. Mustafa Hocam çok çok Evet. teşekkürler. Bu arada Rica izleyicilerimize ederim. kısa bir not ben vermek istiyorum. Değerli yazarımız Mustafa Kılıç'ın Türk Havacılık Tarihi ile ilgili daha ağırlıklı sivil taraflı çok güzel araştırmaları var. Zaten Google'a bir yazdığınız zaman bizim site dahilinde birçok yerden bağlantıları, bağımsız havacılarda köşe yazıları çok güzel takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü hayat ne yazık ki bazen işte istemiyoruz Tomtaş'ta olmasın demiyoruz ama hayat bazen tarih tekerrürden ibaret. Mustafa Hocam çok sağ olun. Evet. Ağzınıza sağlık. Yeni kitaplarınızı merakla bekliyoruz ve takip ediyoruz. Çok sağ olun. Tolgacığım teşekkür ederim. İyi günler diliyorum tüm sevenlere. Bir yatırım yapıldığı zaman bu savunma havacılık kısmında da olabilir. Farklı alanlarda da sanayi olabilir, okul olabilir, herhangi bir konu olabilir. O yerin bunu sahiplenmesi büyük önem taşıyor. Sonuçta bir bölge gelişmek istiyorsa, katma değeri yüksek ürünler ihraç etmek istiyorsa, gelirini arttırmak istiyorsa bazı yatırımların yapılması ve bunlara sahiplenilmesi gerekiyor. Aynı zamanda akademik tarafın, üniversiteler tarafından veya insan kaynağı açısından bölgenin okullarının desteklenmesi çok önemli. Bugün Kayseri'de gerçekten sanayi konusunda, ileri teknoloji konusunda çok önemli adımlar atılıyor. Umarız TomTaş yeniden kurulan, küllerinden doğacak olan TomTaş, bu geçmişte yapılan hatalar çok dikkate alınarak hayata geçirilir ve çok başarılı olur. Bunun ülkemizde güzel örnekleri var yerel kalkınma açısından. Dediğim gibi Kayseri'de çok ileri teknoloji konusunda yapılan yatırımlar var. Kayseri'nin gururu. Bir başka ilimiz Konya. Bunları ben savunma ve havacılık pazarı olarak söylüyorum. Keza Eskişehir. Önemli olan buralarda yerel halkın buna sahip çıkması, tarihin hatalarının tekrarlanmaması ve geleceğe iyi bakarak, planlama yaparak çok uzun vadeli planlamalarla bunların hayatına
devam etmesi, gelişmesi, büyümesi ve tabii ki o yerde yaşayan halka da dokunması, gelir arttırarak, eğitimi yükselterek, hayat kalitesini yükselterek bunlara ulaştırılması. Evet, savunma ve havacılık konusundaki detaylı videolar kanalımızda, detaylı haberler tolgozbek.com'da. WhatsApp grubumuz var, linkine tıklayabilirsiniz. Oradan haberleri takip edebilirsiniz. Bizlere aynı zamanda sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Sorularınızı yorum olarak bu videonun altına yazabilirsiniz. Ve abone olmadıysanız hala kanalımıza bekliyoruz. Katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.